Selamun aleyküm. Vallahi denize girenler var. Bir sarışın, bir esmer bayan. Bakabilirsin hem ileriden buraya bir şeyler koymuşlar. Yatmak için denize girenler. Bakabilirsin. Korkuyor musun? Yok. Duruyorum, bekliyorum. Çiçek gibi. Tamam. Çiçek topluyor Sare babaannesi. Evet. Gargayı gördün mü bak. Evet. O bir kuş. O bir kuş. Ha, garga değilmiş be, güvercin. Nereden gargayı uydurdum? Karga gelmiş. Karga zannettim, simsiyah görünce karşıdan. Allah ne zaman müsaitse konuşabilirim. Konuşacak ne var bilmiyorum ben de. Şöyle sahil boyu Sare ile geziyoruz. Alışveriş yapacağız. Kuşbaşçıya doğru iniyoruz. Çok da zevkli oluyor Sare ile. Yol arkadaşım benim o. Geze geze. Dinlene dinlene çiçek alacak yine. Gördüğü bir şey dikkatini çekti. O daha büyüydü.
Tamam. Dur bakayım. Motor geliyor. Bir sürü çiçek var orada. Hı? Orada bir sürü çiçek var. Orada da mı var? Evet. Tamam, topla. Oradan da alabilirsin. Çocukların ilgisini çekiyor işte böyle çiçekler. Toplasınlar. Bayanlar kahvaltıya gelmiş. Gördüğünüz gibi yürüyüş yapanlar. Tam geçilecek hava olmuş çünkü. Sıcak değil, soğuk değil. Orta. Hadi tamam, onları nereye koyacağım? Çantama doldura doldura. Çantamı bitirdi. Şu tarihi ağaçlara da bayılıyorum ya. İnşallah kışın kopmazlar, kırılmazlar. Çürümüş zaten ama. Babaanne. Hatırlıyor musun? Burada bir sene pikmik yapmıştık. Hatırlamaz mıyım? Unutmadım ki zaten. Hatta şu ağaçın orada. Bu ağacın altında yaptık. Annen de işten gelecek diye bekledik. Telefonla açtık, buraya ama geldi. Ama gelemedi. Gelmedi mi o günü? Evet. Geç mi gelmişti? Yok. Gelememişti hiç. Hmm. Hani gelememişti ya. Öyle miydi? Evet. Tamam, bak o unutmaz Sare. Ben unuturum. Bir kere gelmişti çünkü. Hı-hı. Börek mörek yapmıştık. Kek almıştık. Hı-hı. Devamını. Herhalde alışveriş yaptıktan sonra evde çekeriz. Çok güzel, çok güzel. Süpersin sen ya, süpersin. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. Selam tekrardan. Geldik eve. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım? Efendim anneciğim, ne oldu? Mama yapacağım. Şu ekmeği. Barbie'yi aldım 3 tane. 3 tane Barbie'yi ne yapacaksın diye sorarsanız ben de bilmiyorum ne yapacaklar. Yani sıcaki mi var? Barbie yemeği var yani. Anladım. Mantar aldım. Bugün ne yapalım, ne yapalım? Mantarlı, kremalı. Sare, kedilim burada yavrum. Eyvah, suyum da burada. Şunu da koyayım. Falan da soğusun. Bunlar da Sare'nin. Şunu ne yapayım? Ayıklayayım elim artmışken. Çilek Yunus kahvaltıda yattı. Acıkacaklar. Yemek isteyecekler. Bunu soymuyor bazıları. Ben de onu anlamıyorum. Çok çünkü dışı zaten kabuk. Bir de kirli. Böyle soyduğun zaman bembeyaz çıkıyor ortaya. Bir arkadaş vardı da soymuyordu. O yüzden diyorum. Yani bildiğim için. Gördüğüm için. Hatta yıkamıyordu. Ben onu diyordu şey yapıyorum. Bezle siliyorum. Toprak oluyor. Dibine ne biçim toprak çöküyor. Çünkü toprağın içinde yetişiyor bu. Özel. Gerçekten kabında bile toprak var.
Ama bugün de böyle olsun. Mantarlı, kremalı sote mi diyelim? Tavuk mu diyelim? Ne diyelim, ben de bilmiyorum ne diyelim. Diyelim ama bir şey. Şöyle de koyabilirim. Şöyle tepeden daha rahat görürsünüz. Şöyle şey atarsam su doldurayım. Bir iki su yıkıyorum hem de toprağa gitsin diye. Bir su da değil yani. Demek ki herkesin zevki, birinci mevki dedikleri oymuş demek ki. Allah, Esra'ya sordum ne pişirelim bugün. Herkesin fikrini aldım, herkes bilmiyoruz dediler. İyi dedim, ben biliyorum. Mantarlı, kremalı, sote. Olur mu olur, niye olmasın? Mantarında her türlüsü yeniliyor. İstiriye mantarı hele soğanla falan çok güzel oluyor. İşkembe gibi. Bir ara bayağı yedim, tiskindeydim. Ben de bir şey fazla yedim ve tiskiniyorum. Bir müddet ara veriyorum. Tiskinmediğim bir patlıcan oluyor herhalde. Dönüp dolaşıp patlıcana yapışıyorum. Bir akrabalık var demek ki patlıcanlarla. Patlıcanın kebabı, yemeği, oturtması, bayıldısı. İmam bayıldısı yapmıyorum da. Pek yenmeyecek diye bizde. Geçen kimdi ya? Benden İmam bayıldı tarif istiyor. Vallahi dedim en yakın camiden yakalayayım ama. Kafasına davayla vur. Getir dedim, İmam bayıldı adı işte. Ne alakaysa değil mi isim? İsime bak. Acaba o ara imam mı bayıldı? İsim koydular. Bilemedim ki. Bazı isimler de çok hem komik. Vezirin parmağı. Onun vezirin parmağının ölçüsüne göre mi yapıyorlar? Çok mu tatlı vezirin parmağı? Kendim söylüyorum, kendi komime gidiyor. Allah Allah, ne vezir parmağı diyorlar. Vezirin parmağı çok tatlı demek ki. Tavuğun diğer tarafında bir şey gördüm de dikkatimi çekti. Poşette mi? Açıp bakacağım da. But aldım ben de. Ben sevmiyorum beyaz, sade beyazla. Lezzetli olmuyor. Aslında soteyi genelde beyazıyla yaparlar. Bu bir gerçek sotedir. Ama ben beyazı lezzetsiz oluyor diye şöyle bir tane simidi ben harcayacağım. Bir de başka türlü yapacağım. Simidi acil yemek için. Şöyle alayım. Acil tahtaya ihtiyacım var.
ekmek tahtasını yiyoruz. Baksana. Şöyle altını göstereyim de gülün. Kırıldı, döküldü. Şimdi üstünde bir şey mi var gibi geldi bana. Bundan da gerçi şey yapmak zor. Ayırmak. İşte kasabada desem bunu bana doğra. Ben genelde kasaptan alıyorum. Benim bir kasabım var. Tavuk etini marketten almıyorum, açık söyleyeyim. Çünkü onun tarihlerini bilemiyorum. Yanlış alırım, yanlış getiririm. En çabuk zehirleyen şeyler bunlar. Kemik koymayayım herhalde. Yok, kemik gitmez. Böyle yaptıktan sonra ben yıkayayım bunu. Yıkamadım çünkü. Bütün kene yıkasaydım daha iyiymiş. Yapacak bir şey yok. Böyle yıkarım süzgeçte. Gaydır gaydır veriyor elimde. Deri olduğu için. Akraba oluyoruz tavukla. Vıcık vıcık. Olsun ya, köpüşlerime de çıkar biraz etli kemik, değil mi? Yani çektirim ya. Çöpe de atacak değilim. Bir sürü hayvanlar var kapıda. Eyvah, bizim Sare başladı ağlamaya herhalde. Derse girdiler. Derse girince biraz şey yapıyor ya. Ağlama moduna giriyor. Neden oluyor bilmiyorum onda. De ben o ara karışmıyorum hiçbir şeye. Bir babaanne olarak. Benden yüz almasın. Amaç. Şimdi bu sefer ortada oynatır hepsini. Bir babaanne bir anne der. Değil mi? Ay buradan Fatma Beraş'a da geçmiş olsun ya, arayacağım. İşi herhalde ameliyata giriyor. Bak dün arayacaktım, nasıl unuttum ya kadını.
Ya diyorum ya, bu çocuklardan kafam bazen şey oluyor, unutuyorum, yapacağımı da unutuyorum. Ha, çocukların bir zararı mı var? Yok. Bir anda çocuklara dalıyorsun. Tamam, götürdüm dedim, gelince dedim dersine devam. Ama tutturuyor demek kendisini. Şimdilik değil, şimdilik değil diye. İşte bir müddet olacakmış, bunlar normalmiş. O yüzden sinirlenmeden çok sakin. Mücadele etmek lazım. Ondan sonra şurada bir ayı tamamladı mı zaten kendi kendine dökülüyor. Başlıyorlar okumayı, yazmayı, sökmeyi. Ondan sonra çocuk kendi kendine yapıyor zaten dersin de. Biraz tabii yoracak. Beni kandırdığı için ben çalıştırmıyorum. Bana şimdi bakmıyorum ya, bana hareket çekiyor. Oyun havası oynuyor elleriyle. Ay ne güldüm. Kendi kendime döndüm kafamı. Yüzüne gülsem şımaracak. Ama yaptığı hareketleri görüyorum yandan yanda. Aynen böyle yapıyor. Ben cama doğru bakıyorum. Güya çalıştırıyorum. Aslında o beni çalıştırıyormuş, haberim yok. Bunu süzgece koyup yıkamam lazım. İşte çocuklar, ne yapacaksın? Bazen görmeyeceksin, bazen göreceksin. Adı üstünde çocuk. Daha 6 yaşında. Hani büyük bir çocuk olsa okula gitmek istemeyen, tamam, o zaman otoriteni koyarsın, ama bu daha çocuk. Eskiden benim zamanımda 7 yaşında okula gidiyorduk. 6 yaş çok erkendi. 6 yaş sonradan çıktı. Anaokulu çıktı. O çıktı, bu çıktı işte. Ya şimdiki çocuklar da akıllı. Maşallahları var. Aa, şöyle durdurayım, elimi yıkayayım da. Tahtamı da yıkadım. Kayma yapmasın çünkü o da şimdi cıvıyacak. Yıkanınca cıvık cıvık oluyorsa tavuk. Şöyle kuşbaşı gibi yapacağım. Amma da didikledim he tavuğu. Olmasın. Şöyle dibine tencerenin tereyağı attım azıcık. Çiğden şöyle önce onu kavuracağım. Dibinde şöyle kıtırak var. Koyacağım. Buna hiçbir şey koymayacağım. Güzel kavuracağım. Üstüne de mantarları. Azıcık da mantarla pişer. En sonunda da indireceğime yakın. Kremasını dökeceğim. Karabiber, krema. Baharat istediğini at. Ne seviyorsan. Baharat da sorun. Zevke göre. Ya bir şey diyeceğim, ben midem için. Benim midem bulantı bu kadar yapmıyordu normalde. Hani belirli bir zamanlar yapıyor. Öksürükle birlikte yapıyordu daha önce, biliyorsunuz, boğulur gibi.
Bence büyük ihtimalle midemden vuruyordu. İki gündür hapı ilaçları kullanalı. Sanki özellikle midemi coşturdu. Bulantı yapıyor. Övme. Herhalde ilaçlar mı şey yapıyor? Fayda ediyor, yaraya dokunuyor da intihaba. Acaba ondan mı kaynaklanıyor, onu çözemedim ya. Şimdi bir yerden daha randevu sıra kapacak. Önce Daliye'ye ki orayı açsınlar. Mide doktoru. Ben biliyorsunuz cerrahtan aldım randevuyu. Amca cerraha gidebildim. Acil olarak. Yani olayı çözdüm. Tamam. Zaten intihap, mide intihabı bulantı da yapar, öksürük de yapar, övme de yapar. Ama ilaçtan sonra niye artırdı? Fazlalaştırdı ondan. İlaç yaraya mı eliyor? İyi geliyor da onun için mi kabartıyor? Bilemedim ki. Bir uzmanına sormak lazım. Söylemek lazım. Değil mi? Hatta dün çok bulantı yaptığı için özellikle patates haşladım. Un çorbası yaptım, yedim. Öyle süt müt koymadım dün. Evde süt yoktu. Süsüz doluyor biliyorsunuz. Unu güzel kavurdum. Bir tane kabak rendeledim içine. Zaten yarım su bardağı un kavurdun mu? Yeter ki bu topak yapma. Önemli olan topak olmaması. Eskiden şey yapardım Emine'deyken. Topak yapacağım diye aklım çıkardı. Beyimin teyzesine yaptırdım çoğunluk o çorbayı. Geldim teyze. Ben bunu topak yaparım. O bana gösterdi püf noktalarını. Ondan sonra ustası oluyorsun. O zaman kaç yaşındayım? 18. Çok bir şey de çıkmıyor zaten. 3 tane butta. Ne çıkacak? Bereket içinde oluyor. Yusuf yer bundan. Sari yemez her zamanki gibi. Sari ağlar bol bol. Şurada bir kutrağı var yine. Bakalım Sari'yi toparlayacağız. Allah'ın izniyle. Ağlıyor, ağlıyor. Öğrenecek. Ellerimi silmen lazım. Niye? Çünkü yapacağım. Şöyle ağzını kapatayım. Hem sulansın. Az bir tereyağı koydum. O derisi falan da suyu salacak. Öyle çok yağlı da
sevmiyorlar. Devam etsin. Şunu da şöyle şey yaptım. Dörde bölsem yeter. Tavuğum iyicene pişecek. Ondan sonra bunları katacağım. Bunların çok pişmesine gerek yok. Ağız açık çünkü bırakacağım o zaman. Tavuk piştikten sonra bunlar bir daha sulanmasın. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi kapatayım biraz. Çünkü beklemeye geçeceğim ben de. Bunları hemen atmayacağım. Saplarını da doğruyorum biliyorsunuz. Şöyle büyük. Şundan saplarından tabii şöyle şey yapıyorum. Kırılıyor zaten ya. Buraları alınca şey gibi, mukavva gibi. Kısalım. Siyahlıklar var da şeylerinde. Onları alıyorum. İşte ziyan etmem bu. İçleri güzel oluyor. Bazılarında fazla siyahlık oluyor. Bu kadar basit işte. Tavukla mantarı doğra gitsin. Bu da çöp. Şey, bir suya tutayım da karıştırayım ona bir kozuktan. Biraz sulanır. Ondan sonra pişmeye geçer. Evet, bu arada ben de götüreyim şu köpüşlere vereyim. Şöyle olursa daha iyi. Ya.
Devam edeceğim tabii ki. Göstereceğim son anına kadar. İşlem tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi ben çıtırdatıyorum. Bayağı bir pişti. Tavuğun şeyleri, derileri falan eridi. Ben derilerini de ayırmıyorum bunda. Ha, siz derisini sevmiyorsanız ayırın. Ne atacağım buna? Kekik atacağım. Tuzunu attım. Biraz kekik atayım. Kekik de kokuyu güzelleştiriyor tavukta. Biraz karabiber atarım. Ay. Şöyle. Bir de karabiberi alabilsem. Mesela karabiberin kapağını makineye atmış. Şöyle koydum mecburen. Ne yapıyoruz? Mantar atıyoruz. Biraz da mantar pişsin. Süzgeçten çıkartmam lazım. Çünkü mantar çabuk sulanan bir şey. Biraz kapatabilirim. Şöyle mantarla. Tavuğumu pişireyim biraz da. Aslında pişti tavuğum. Esra bir de makarna çıkarmış. Demiş makarna da yaparız yanına. Haklı kız. Elimde bir elimde telefon, bir elimde şey yapamadım. Küçük yere alayım ben bunu ya. Şöyle küçük yerde daha iyi. Hafif bir sulanmasına izin vereceğim. Kapağı açacağım. Pişebilmesi için. Ondan sonra da kremasını döktüm. Göstereyim diye. Kapaklarımızı yıkamış Esra da. Tuzlukla şeyini almış kapağını. İyi de yapmış. Karabiberimiz var diyorum ben de. Nereye gitti diyorum. Bizim tuzumuz da var ama. O nerede? Bir de bulabilsem. Esra, tuz paketini ben göremiyorum. Nereye? Nereye koymuşum? Buldum zaten. Üst tarafa deyince zaten bunun içine koydum onu doldurmak için. Tuz ayıp olmaz. Ağız tadı derler ya bizde tuzluk. Tuz. Eskiden bilmiyorum neden derlerdi. Akşam vakti kimseye tuz vermeyin evden. Evin tuzu kaçar. Tadı tuzu kaçar. Bayağı da inançlar varmış ya eskilerden. İyi hatırlıyorum. Karanlık çöktü mü hani tuz vermeyin. Komşu tuz bile istese. Evin tadını vermiş olursunuz. Tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış. Oo, hemen sulandı. Hemen hemen. Bakın. Bir göstereyim. Fazla da sulandırmam. O zaman mantarlar bak nasıl sulandı hemen. Çıtır çıtırdı değil mi Emin? Hafif ağzını kapattım mı sulanıyor zaten bu. Ağzı açık pişsin şimdilik. Bir öldü mü mantar? Tamam. Tavuğum pişti. Kızıyorsunuz ben sonunu göstermiyorum diye. Haklısınız da. Evet. Kavruldu. Şöyle fokur fokur da kaynıyor gördüğünüz gibi. Mantar, tavuk eti. Neyi ekliyoruz şimdilik? Kremayı ekliyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kremasını da dökelim. Hmm.
Şöyle kremayla da bir fıkırdasın, tamam. Kremalı mantar. Tavuklu mantar kremalı. Kremalı tavuklu mu? Hı, aynen. Nem yiyeceğiz mi? Nem yiyeceğiz oğlum. Nem yiyeceğiz. Sen acıktın, atıştırmaya başladın. Sana istersen başka bir şey hazırlayabilirim. Yok ama kısa süre. He? Bu pişti zaten ya, ama şimdi yanına şey söyle. Ne? Makarna. Sen de belki biraz ders yaparım. Evet. Şimdi gel, oturmayacaksın o zaman. O zaman vedalaşalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bitti bak. Pişti. İki fıkırdayacak. Kreması pişsin. Tamam, o kadar. Kapatacağım altını. Bak, göstermedi demeyin. Darılırım bak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bakın, Esra şöyle koymuş camın önüne. İyi de olmuş. Çarpıp marpıp ben düşürmezsem çok iyi burada. Biliyorsunuz ben çok hızlı hareket eden biriyim. İnşallah düşürmem. Görüşmek üzere.